Selda bebek uyandı diyorum. Aa Duman sen ne zaman geldin? Bebek uyandı ağlıyor diyorum. Selda acıkmıştır belki. Ay daha 2 saat bile olmadı doyuralı. Ya bebek bu sabaha kadar 2-3 saatte bir acıkır. Yani şimdi ben ona 2 saate bir gidip bir anne mi bulacağım? Hadi in diyorum. Bak yazık ağlıyor. Yazık. Ay iyi iyi tamam tamam. Ben en iyisi ona anne sütüne en yakın sütlerden kullanayım. Ay canım. Sen ağlıyor musun? Gel bakalım gel. Hah, bak. Bak Selda teyzen sana süt getirdi. Hadi al bakalım. Hah. Hah, aferin sana. Acıkmış mıymışmış? Ay yine ağlıyor. Ya süt ver süt. İstemiyor Duman. Veriyorum istemiyor. Al bebişim. Bir yere ağrıyor olabilir. O zaman doktora götüreyim. İyi de ben hiç doktor tanımıyorum. Nereden bulacağım doktoru? Ne yapmam lazım? Ya panik yapma hemen. Ağlama, bebek bu. Ağlama. Gazı vardır, bir şey vardır. Ağlar. Kucakla, gezdir, dolaştır bakalım biraz. Geçmez. Senin için düşünüyoruz. Aman da güzelim benim. Yerim ben seni. Sen çok tatlıymışsın. Çok tatlısın. Selda. Ferit. Bu bebek de ne? Benim. Ama daha adı yok. Yani öyle sandığın gibi bir şey değil. Anlatayım. Hemen anlat. Bekliyorum. Bir açıklama bekliyorum. Ne demek bu bebek benim? Yani Melda'nın hediyesi diyebiliriz. Cem. Evet. Nasıl geçti sınavın? İdare eder. Gonca senin? Güzel. Hepsini yaptım yani. 100 alır mısın? Bakalım. Alabilirim. İyi. Niye gülüyorsun sen öyle? Hı? Hiç. Merhaba arkadaşlar. Ceren'i gördünüz mü? Yok. Yok. Tamam hadi görüşürüz. Dur dur dur. Aa, ay. Of. Ay. Çok pardon. Rüya. Ceren'i gördün mü? Bir şey sordum hadi. Ya şimdi belki evet, belki hayır. Yani eğer Ceren'i kızdıracak bir şey yaptıysan ve o yüzden değerini anlaman için kendini tuvalete kilitlediyse bilemeyeceğim. Ama yani eğer öyle bir şey yoksa evet. Teşekkür ediyorum. Aa, nereye gitti şimdi bu? Ay Rüyacığım, sen artık sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da sakarlaştın. Ya baksana Ceren'in nerede olduğunu söyledin, fark etmedin mi? Ayşegül. Ayşegül bakar mısın? Ya Ceren içeride. Onu bana bir çağırır mısın? Konuşmam gerekiyor. Bekle. İşini bitirsin. Zaten çıkar. Acil bir durum mu? Bir işi olduğunu zannetmiyorum. Sabah ona söylediğim şeylerden dolayı kırgın bana galiba. Ya kendi çapında görüşmeme, sessizlik eylemi içine girdi. Anladım. Bekle. Abi ben ne yapayım? Evet. Zil çoktan çaldı. Tuvalette işin yoksa neden buradasın? Hı? Öyle oyalanıyorum ya. Hoca girince ben de girerim. Peki Murat'la konuşmamak için mi? Niye herkes Murat'la ilgili bir neden arıyor ki? Ceren, bak Murat bana sabah aranızda geçenleri anlattı. Yani senin neden burada olduğunu da biliyor. Ay o Rüya'yı mahvedeceğim ya. Murat nerede? Ya Selim'le beraber dışarıdalar. Hadi biz de çıkalım. Ayrıca kötü bir şey dememiş ki. Yani ayrılalım demiş gibi davranıyorsun. Bence sadece çok fazla üstüne düşmemen gerekiyor. Eğer onu biraz kontrol edersen her şey yoluna girecek. Hadi gidiyoruz. Bana bak bu konuda konuşmayacağım bilmiş ol. Tamam. Ay, tamam hadi yürü. Geldik. Ve gidiyoruz. Ceren bir dakika dur. Biz gidelim. Karışmayalım. Ben duramam. Yani hocaya girmiştir ya da girmek üzeredir değil mi? Hadi Fransız itlilerini anlatacağız. Hadi Murat'cığım. Ya Ceren. Bak buradan sormuştu galiba. O yazmıyor mu? Evet bak. Berna Hanım biraz bakar mısınız lütfen? Of, ne var Toygar? Dersten sonra beni bekleyin lütfen. Çünkü size çok önemli bir konu hakkında konuşmam lazım. Tahmin ettiğim şeyse Toygar tamam. Sakın.
Berna Hanım, hala öğrenemediniz galiba ama işte bu okulda sakınları sadece ben söylüyorum. Abi hoca geliyor. Otur. Pardon, ben geçebilir miyim? Ceren. Sonra konuşuruz. Yavaş yavaş. Oturun çocuklar. Ödevler hazır mı çocuklar? Hocam. Ne bakıyorsun? Şey, bizim grup hazır değil. Neden çocuklar? Hocam biz kimya sınavında çalıştık. Hı-hı. Yoksa ayıpsınız canım. Cuma gününe ödevinizi getiriyorsunuz ve bu sizin son hakkınız. Başka ödevini hazırlayamamış, daha doğrusu dersi de çalışmamış olan var mı? Hocam, bizim grupta da sorun var. Hı? Hocam, Tuğçe arkadaşımız bizle çalışmak yerine ailesiyle kayak yapmaya gittiği için katılamadı. Hocam, grupla değil ama şahsen ödevimi yaptım. Anlatabiliriz. Hazırım yani. O zaman sizi tahtaya alalım bakalım. Berna'cığım. Çalıştım diyor. Bakalım nasıl çalışmış. Hocam, önce ben anlatmak istiyorum. Seni dinliyoruz Tuğçe. Arkadaşlar 1830 ve 1848 ihtilallerinin ne olduğunu ve de sonuçlarını hazırladılar. Ben de hem konuya bir giriş olsun diye hem de daha geniş bilgi edinelim diye bu ihtilalleri hazırlayan nedenleri hazırlayarak geldim. Seni dinliyorum Tuğçe. Arkadaşlar, ihtilallerin nedenleri. Bir. Bu koskoca ömrümde işittiğim en saçma şey. Beda böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Ayfet, bağırıp durma. Bebeği korkutuyorsun. Ya inanamıyorum. Nasıl olur da bizden biri sihirli güçlerini denemek için bir bebek icat eder. Kapının ne koyar ve gider be kadın. Bak hala sesini kontrol edemiyorsun. Bağırma dedim sana. Melda o kadar düşüncesiz değildir. Gitmiş ailesinden izin alıp öyle getirmiştir. Niye sihirli güçlerini kullansın ki? İnanamıyorum. Nasıl olur da birisi bebeğini deneme yanılma oyununa alet eder, inanamıyorum. Melda bunun bedeli çok ağır ödeyecek, çok. Biz SDDK olarak böyle bir şey affetmeyiz. Hoş görmeyiz. Ya susmuyor bu bebek. Ne yapacağım ben şimdi? Ağlama bebişim benim. Ağlama bebişim. Aa, bu niye daha önce aklıma gelmedi? Hadi bebişim, hemen gidelim bakalım. Neyin varmış öğrenelim, ona göre çözüm bulalım. Bu bebekle beraber bir haller geldi buna. Nereye gitti bu kadın acaba? Nereye? Sanmadığım bir bebek kalmıştı. Evet. Açıl ve bebek bakımıyla ilgili bir site bu. Geldi. Serda, sen bu odada ne arıyorsun? Bebek bakımıyla ilgili bir site arıyorum. Dur tuşunu okuyayım. Bilgisayar mı gördüm? Evet. Ayşegül'ü aldık. Bana bak Serda, bizim alemden birisiyle chatleştiğini görürsen mahvederim seni, anlıyor musun? Dayanamam kıskanırım. O zaman sana bilgisayar üzerinden yepyeni büyüler yaparım, haberin olsun. Bana baskı yapma Ferit. Atarım bu yüzüğü ha. Zaten bebek var kucağımda. Biraz terbiyeli ol lütfen. Bak ne diyor. Dur bakayım. Kolit sancısı olabilirmiş. Sıcak bir banyo ve karnı olmak iyi gelirmiş. Bebişim, deneyelim mi bunu senin için? Ağlama bakalım sen. Ağlama sen benim tatlım. Kıyamam ben sana. Serda, o bebek sevdiğinde ne kadar güzel duruyor. Adeta farklı bir kadın haline getirdi seni. Rüzgar nesi yön değişti ha? Melih'im, hadi bu yaz evlenelim ne olur. Çoluk çocuğa karışalım, çok istiyorum. Bebek var, ayıp. Oğlum, 1842 ihtilali sonucu İngiltere'de seçim hakları yasası genişletildi. Ve bu sayede işçiler yeni haklara sahip oldular. Ayrıca liberalizme doğru yeni gelişmeler görüldü. Bir de tabii yeni anayasalar yapıldı. Böylece milliyetçilik ilerledi. Değil mi? Bravo abi, bravo. Bu kadar hocam. Çocuklar, çok teşekkür ederim. Çok güzel hazırlanmışsınız. Hocam, ben bir de arkadaşların anlattıklarını ek olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Seni dinliyorum Tuğçe. Ayrıca İtalya ve de Almanya bu ihtilallerden sonra ulusal birliklerini kurma konusunda ilk adımlarını atmışlar. Yani bütün bir dersi dolu dolu sizin ödevinizde geçirdik. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Bravo.
kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.